Herkese merhaba. Bugün size geceyi tanıştırayım. Gece bir depremzede bir ayağını kaybetmiş. Diyarbakır'da enkaz altından çıkmış. Ayağını buradan kesmişler, ön kolunu. Buna müdahale şu anda etmeyeceğiz. Öncelikle kısırlaştırılmasını yapacağız. Ve dişlerinde bir problem var. Onu temizleyeceğiz. Kısırlaştırmadan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Instagram'a da birçok soru geliyor. Yine de kısırlaştırmayla ilgili tekrar bir bilgi verebilir misiniz diye. Aslında çok fazla bahsediyoruz ama neden dişi kedileri ve erkek kedileri kısırlaştırıyoruz? Çünkü evde yaşayan hayvanlar, yani şöyle bir soru gelmiş, aslında onun altından gitmek istiyorum. Tamam, sokaktaki kedileri hani çok popülasyon olmasın diye kısırlaştırıyoruz ama evdeki kedimi ben neden kısırlaştırayım ki? Yazık değil mi? Günah değil mi? Hayvana neden böyle bir şey yapıyoruz diye. Şimdi bir kere siz onu eve aldığınız zaman bir kere doğal ortamında değil. Zaten doğa kalmadı bir kere. Sokaklarda da çok sıkıntı. Bir kediyi sokağa alıştırıp tekrar eve getirmek de yine aynı şekilde enfeksiyon riski taşıyor. Ve gene eve kalabilir. Evde baktığınız kedide de sonuçta bir stres yaşayacak. Bunlar çiftleşmek üzere kodlanmış hayvanlar içgüdüleri gereği. Dolayısıyla o bir stres kaynağı çiftleşemediği zaman. Bu stres hem size yansıyacak çünkü hayvan sürekli bağıracak. Dişi kedi ise bir kere bağırmıyor yılda, birkaç kere mevsimsel kızgınlığa giriyorlar. Dolayısıyla da en güzeli kısırlaştırmak strese girmemesi için. İkincisi ise biz bunları kısırlaştırmadığımız zaman ileride özellikle dişi kedilerde ya da erkek kedilerde de olabiliyor. Meme tümörü olabiliyor. Aynı zamanda rahim iltihaplanması. Sürekli bir kızgınlığa giren rahim, rahim iltihaplanmasına, yani rahimde bir enfeksiyona ve aynı zamanda rahimde tümörlere neden olabiliyor. Çünkü sürekli hormonla baş başa bırakıyoruz biz o organı. Hem yapılan araştırmalar şunu söylüyor, kısırlaştırılan kedi ve köpekler %30-%40 daha fazla yaşıyor kısırlaştırılmayan kedilere oranla. Şimdi bir haftadır çok bağırıyordu gece, onu bugün kısırlaştıracağız. Dişlerinde de bir problem var. Bakalım. Bunları da çekmiş olacağız. Hadi bakalım, paylaşırız sonraki görüntülerini de, değil mi gece?